İyi günler arkadaşlar. Bugün tekrar bir acrylic pouring çalışması için birlikteyiz. Bugünkü çalışmamızda mavi tonlar ağırlıklı bir çalışma yapmak istiyorum ve araya birkaç tane canlı renk ilave etmek istiyorum. Kullandığım renkler okyanus mavi, ultramarin mavi, kobalt mavi, turkuaz, çilek kırmızı, gün ışığı sarısı ve patlıcan rengi ile beyaz boyamız. Bugün 25'e 40 santim ebatında bir kanvas üzerinde çalışma yapacağız birlikte. Renklerin karışımı ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Renklerin hazırlanma safhası çok uzun sürdüğü için sadece tek bir renk üzerinden size bilgi aktarmak istiyorum. Burada ultramarin mavimizi örnek alalım. Burada kullanacağımız PET bardağımıza Cadence Ultramarin akrilik boyamızdan bir ölçek ilave ediyoruz. Bir ölçek akrilik boya PET bardağımıza ilave ediyoruz. Aynı boya miktarı kadar Cadence Pouring Effect Medium'dan aynı PET bardağımıza ilave ediyoruz. Tekrar söylemek gerekirse bir ölçek akrilik boya, bir ölçek Pouring Effect Medium'umuzdan PET bardağımıza ilave ederek bunu karıştırıyoruz. Bu karışıma azar azar su ilave ederek güzel tatlı bir akışkan elde edene kadar ya da her zaman söylediğim gibi ılık bal kıvamını elde edene kadar bu karışıma devam ediyoruz. Daha sonra bu karışımımıza Cadence firmasının ülkemizde yeni üretmiş olduğu silikon yağından 3 damla ilave ediyorum. Cadence firmasının yeni üretmiş olduğu silikon yağından bu karışımımıza 3 damla ilave ediyoruz. Daha sonra tekrar bu karışımımızı karıştırarak gördüğünüz gibi sonlandırmış oluyoruz. Daha sonra bu hazırlamış olduğum renklerimi tuvalime yetecek ölçüde bir flip kapımda birleştiriyorum. Şimdi flip kapımıza beyaz boyamızla başlayalım. Bunun üzerine okyanus mavisinden ilave ettim. Yanına çilek kırmızısı, onun yanına biraz patlıcan, turkuaz,
gün ışığı sarısı. Kobalt mavisi. Beyaz. Ultramarin mavi. Yeşil ton çıkartması için sarı, tekrar okyanus mavisi. Üzerine ara ton turkuaz. Kobalt mavi. Ultramarin. Kırmızı. Beyaz. Tekrar patlıcan. Üzerine sarı. Beyaz. Turkuaz. Ultramarin mavi. Beyaz. Okyanus mavi. Biraz araya kobalt. Sarımızdan. Kırmızımızı attık. Biraz patlıcan rengi ilave edelim. Tekrar beyaz ara renk. Son görmek istediğim turkuaz ve ultramarin mavi.
üzerine sarıma. Tek bir desenli kırmızıma. Tekrar beyaz. Evet. Şimdi flip kapımıza 25'e 40 ebatındaki kanvasımız üzerinde ters çevirerek desenimiz için hazırlıyoruz. Beyaz renklerin kendine gelmesini bekleyeceğiz. Bu ara artan beyaz boyamızı etrafına yayıyoruz. Ve artan sarı boyamızı etrafımıza yayıyoruz. Evet. Bakalım ne çıkacak. Her zamanki gibi en heyecanlı olan ve en zevkli olan kısım bu kısım. Ne çıkacağını merakla bekliyoruz. Çünkü en az 2-3 saatten beri renklerin hazırlanma safhasıyla ilgili zaman harcadık. Niye? Bu safhayı görmek için. Ve kanvasımızda flip kapımızı açıyoruz. Torçumuzla bazen nazlanıyor. Gördüğünüz gibi torcu kullandıktan sonra ilave hücreler hemen kendine oluşuyor. Alttan yeni hücreler çıkmaya başlıyor. Şimdi bu desenimizi ve hücrelerimizi bozmadan kanvasımız üzerinde boyamızı sakin ve yavaş hareketlerle dağıtacağız.
Gayet bu da sakin olun. Ne kadar hızlı hareket ederseniz o kadar kötü sonuç alır. Desenlerinizi bozarsınız. Özellikle bu safhadan sonra çok yavaş ve sakin bir şekilde deseni oluşturmaya çalışıyoruz. Gayet yavaş. Üstteki desenler ne çok fazla açılsın ne de çok küçük kalsın. Bu dengeyi tuval üzerindeki hareketlerinizle siz sağlıyorsunuz. Şu an tuval üzerindeki fazla boyayı çok yavaş hareketlerle yavaş ve kenardan fark ettiğiniz gibi akıtmaya çalışıyorum. Çok sakin bir şekilde. Fazla boyayı kanvasımızın üzerine tutarsanız homojen bir kuruma elde edemeyeceğimiz için sabahleyin çatlamış bir kanvasımızla karşı karşıya kalırsınız. Bu da tabii sizin üzülmenize sebep olur. Mümkün olduğu kadar desenini bozmadan boyanın fazlasını mutlaka ama mutlaka kanvasın dışına alıyorsunuz. Bunu yaparken de desenlerdeki hakimiyeti sağlayıp onların da bozulmamasını sağlıyorsunuz. Bugünkü şansımıza çıkan desenimiz bu. Umarım beğenmişsinizdir. Acrylic Pouring'de sonsuz sayıda desen oluşturursunuz. Göze hoş gelecek. Seyrettikçe sizi mutlu edecek. Birçok deseni kendi ellerinizle oluşturup bunu bir sehpanızda veya bir masanız üzerinde veya duvarınızda bir pana, bir tablo olarak, bir pana olarak kullanabilirsiniz. Çok ama çok müthiş bir zevkli sanattır. Gördüğünüz gibi tamamen kendi ellerinizdeki hakimiyet ile deseni tamamen siz oluşturuyorsunuz. İlk döktüğümüz andan sonraki çıkan sonuç gördüğünüz gibi tamamen çok çok farklı bir sonuç çıkıyor. Bu sonucu tuval üzerindeki kendi hareketleriniz ile siz sağlıyorsunuz. Eğer yönlendirmeleri yanlış yaparsanız çok daha farklı desenler çıkar. Belki daha iyi desen çıkabilir, belki daha kötü desen çıkabilir ama mutlaka ve mutlaka tuval üzerindeki hassasiyete, el dengesini mutlaka oluşturmanız gerekiyor. Boyanın fazlasını tuval dışına alırken yukarıdaki diğer hücrelerin bozulmamasına özen gösteriyorsunuz.
Yani neticede tuvalin dört tarafına hakim oluyorsunuz. Evet, şu an boyanın tamamını fazlasını aldık ve tablomuz son şeklini almış oldu. Kırmızıyı biraz daha aşağı doğru akıtmak istiyorum. Kırmızı desen biraz daha aşağı gelsin istiyorum. Daha ortalara doğru. Çünkü güzel bir efekt çıkacak. Gördüğünüz gibi çok yavaş yavaş kırmızı desenimi biraz daha tuvalin orta kısmına doğru alıyorum. Kâfi. Bundan sonrasında zorlarsak tablomuzu bozarız. Son şeklimiz bu. Sadece hava kabarcıklarını almak için hafif bir ısı uyguluyorum. Elimi sadece hava kabarcıklarını almak istiyorum. Alttan yeni hücrelerin çıkmasına ihtiyacım yok. Şu anki desen beni yeterince mutlu etti çünkü. Torçu daha yakın kullanırsanız alttan yeni desenler çıkar. Bu deseni bozmuş olursunuz. Sadece hava kabarcıklarını almak için biraz daha üst mesafeden ısı vererek oluşan sizin şu an fark etmeniz benim gördüğüm çok hafif ince hava kıvayetleri almış oldum. Daha da torçu zorlarsanız alttan yeni yeni desenlerin yeni renklerin çıkmasını sağlarsınız. Yani torçla ne kadar fazla detay çalışırsanız o kadar tuval rengi desen değişir. Bu tamamen torçu kullanmakla ilgili olay. Ne çok fazla yükleneceğiz torça ne de az. Belli bir denge oranında torçumuzu kullanmaya çalışacağız. Şimdi çalışmamıza bir yakından bakalım isterseniz hep beraber ne yaptık yakından görelim. Evet. Gördüğünüz gibi büyük hücrelerimiz daha önce hedeflemiş olduğum mavi tonlu
bir zemin üzerinde hoş bir görüntü elde etti. Gördüğünüz yeşil ara tonlarımızı oluşturduk. Maviyen her tonunu yakaladık. İlk baştaki hedeflediğimiz gibi tamamen mavi bir zemin üzerinde desenlerimizi oluşturmayı başardık. Bugünkü çalışmamız bu kadar. Yeni bir çalışmamıza birlikte olmak üzere. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.